Seni de sabahın bu saatinde çıkardım yataktan. Yok canım. Ama İstanbul'da tanıdığım, gidebileceğim kimse yoktu. Gerçi birbirimizi çok fazla tanımıyoruz ama yakınlığından cesaret aldım. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Telefonunu açmasan ne yapardım bilmiyorum. Yine kaçar mıydın evden? Ne oldu peki? Yani bu kadar gözünü kararttığına göre büyük bir şey olmuş belli. Anlatmak zor. Çok zor. Kocan kötü mü davranıyor sana? Dövüyor mu seni? Yok, öyle değil ama... Sevmiyor musun kocanı? Sevmiyorum. Anladım. Zorla mı evlendirdiler seni? Evet. Peki neden razı oldun? Sen neden razı olduysan ben de ondan razı oldum. Ailem yüzünden. Seni de istemediğin biriyle evlendireceklermiş ya. Ha evet ama benimki başka. Ya aslında evet haklısın. İkimiz de aynı durumdayız. Peki neden evlenmeden kaçmadın? Dayanırım mı zannettin? Enise şimdi bunları konuşmak istemiyorum. Hayır ben belki bir yardımım olur diye. En büyük yardımı yapıyorsun zaten. Keşke elimden başka bir şey gelse. Peki teyzem beni görünce ne diyecek? Sabahın köründe paldır küldür çıkınca nereye demiştir? Ha, şansımız var. Onlar birkaç gün önce memlekete gittiler. Ya. Teyzemin kaynı rahatsızlanmış. Apar topar gittiler. Geçmiş olsun. Sağ ol. Kardeşin? Onun da işleri çok yoğun. Pek eve uğramıyor bu aralar. Şansın ortam müsait yani. Şansım var. Henüz 24 saat bile dolmamış. Resmi anlamda kayıp bile sayılmıyor bahsettiğiniz kişi. Ama kayıp ben söylüyorum, abisi söylüyor. Kayıp benim kardeşim. Kaçtı Fatma Gül. Eve gidin bekleyin. Eğer bir gelişme olmazsa yarın yine gelirsiniz. Ama hiç bilmiyor buraları. Çok geç olur o zaman. Şimdi bir daha dönmeyeceğim diye not yazmış. Yani beklesek de geleceği yok. Fatma Gül'ün burada hiçbir tanıdığı yok. Hiçbir kimsesi yok. Yani nereye gider, ne yapar? Ayrıca cebinde 5 kuruş para bile yok. Yok. Bakın işin aslı hayatından endişe ediyoruz. Ona bir kötülük yaparlar. Ne olur yardım edin bize. Bakın memur bey 24 saat sonra çok geç olabilir. Lütfen yardım edin bulalım. Peki. Kaydını aldım o zaman. Siz nesi oluyorsunuz? Ben eşiyim. Bu da abisi. Metin. Eşinin ifadesini al sen. Eşinizin adı soyadı. Fatma Gül. Fatma Gül Ilgaz. Yanınızda eşinize ait bir resim varsa verin bize. Eşkalini ilgili birimlere dağıtalım. Bende yok. Bende var. Var bende. İki sene önce çekildi ama aynı yani aynı. Bunu da dosyaya ekle. Ekipleri dağıtalım. Bu arada üzerinde ne vardı biliyor musunuz? Üstünde portmantoda asılı bir paltos vardı. Onu aldım. Onunla çıkmış. Mor bir palto. Doğum tarihi kaç? Boy ve kilosu nedir? 8 Haziran 1990 doğumlu. Boyu... Böyle bir şey. 1.65 boylarında açık tenli kumral. Bir de zayıf kardeşim. Çok zayıf. Saçları açık değil resimdeki gibi. Topluyor böyle. Arkadan topluyor. At kuyruğu gibi. Anladım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.